Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 4 Nisan 2019 Perşembe. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, öğretmen tiyatro topluluğu tarafından Komşu Köyün Delisi isimli tiyatro sahnelendi. Öğretmen tiyatro topluluğu tarafından Komşu Köyün Delisi isimli tiyatro sahnelendi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği eğitimde nitelik çalıştayının konu başlıklarından birisi olan öğretmen gelişim atölyeleri Erzincan'da görev yapan öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki becerilerini arttırmayı ve öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktaydı. Bu kapsamda oluşturulan atölyelerden biri olan öğretmen tiyatro topluluğu yaklaşık 5 ay süren yoğun çalışmaları neticesinde yönetmenliğini Cem Özcan ve sanat yönetmenliğini Anıl Samancı'nın, oyuncu ekibini ise öğretmenlerin oluşturduğu Komşu Köyün Delisi isimli tiyatroyu sahnelediler. Öğretmen atölyelerinde tiyatro projesini başlatan Emre Cihanbaş tiyatro hakkında bilgiler verdi. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ARGE birimi olarak sene başında öğretmen gelişim atölyeleri projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında yapacağımız atölye çalışmalarından bir tanesi de öğretmenlerimize yönelik tiyatro atölyesiydi. Yaklaşık bir 5 aylık çalışmanın neticesinde Komşu Köyün Delisi adlı tiyatro eserine çalıştık ve bugün sergilemek nasip oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Anagol 24 Erzincan Spor deplasmandan 3 puan ile döndü. Anagol 24 Erzincan Spor deplasmandan 3 puan ile döndü. Anagol 24 Erzincan Spor Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırmızı Siyahlılar hanesine 3 puan yazdırdı. Anagol 24 Erzincan Spor Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ligin 14. sırasında 32 puanda bulunan Gölcük Spor'u konuk edecek karşılaşma 7 Nisan Pazar günü Erzincan Atletizm sahasında saat 15'te başlayacak. Sayın seyirciler, Erzincan'da okul sporları kapsamında B Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları devam ediyor. Erzincan'da okul sporları kapsamında B Gençler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları devam ediyor. Merkez Spor Salonu'nda ikinci gününde yapılan müsabakalarda B Gençler'de maçlar oldukça çekişmeli geçiyor. Yapılan maçta Özel Doğa Koleji rakibi Fen Lisesi'ni 72-35 ile geçerken günün ikinci maçında Fen Lisesi Mustafa Doğan Anadolu Lisesi'ni 41-15 mağlup etti.
Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.